Herkese selamlar. Soar Reddit'in 16. bölümüyle karşınızdayım. Şimdi arkadaşlar bu videoda biraz daha böyle sızıntılar ve artık çıkan mouse'lardan falan bahsedeceğim. Şu son bir haftada birkaç gelişme oldu. Özellikle Pulsar X2 üzerinde çok duracağım. Bir de Razer Dead yeni serisi olan bir mouse var arkadaşlar. Yani Dead bildiğimiz Dead ama biraz daha ufak değişiklikleri var. Büyük ihtimal ismi de Dead V3 olacak arkadaşlar. Onun da üzerinde duracağız. Video geçmeden önce de arkadaşlar kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız. Şimdi videomuza geçelim. Raid Esports ile bir seneden fazladır ürünlerin geliştirmesinde ben de katkıda bulunuyorum ve ekibin bir parçasıyım. Sıkı tez ve grip tape'lerde geçerli takipçilerime özel %10 indirim kodundan yararlanmak için sepette SWAR10 kodunu girmeyi unutmayınız. Unutmayın ki iyi bir sıkı tez sizi rakiplerinize karşı 1-0 önde başlatır. Pulsar X2 Wireless sonunda yayınlandı arkadaşlar. Pulsar Twitter üzerinden paylaşımını yaptı. Artık resmileşti yani Pulsar X2. Daha önceden böyle birkaç sızıntısını görmüştük ama böyle tam resmi halini bir türlü görememiştik. Gördüğünüz üzere biraz GPRO X havası var. Özellikle orta scroll'dan dolayı GPRO X'e benziyor. Katana'da da buna benzer bir scroll kullanmışlardı. Bunun GPRO X'ten en büyük farkı bence biraz daha genişlemesine arkadaşlar. Yani GPRO X biraz daha böyle inceydi. Bu daha geniş yani. X1 genişliğini bunda görüyorum. Ön tarafta biraz daha böyle düz ilerliyor. Yine simetrik bir mouse ama böyle hafif kaba bir simetrik yani. Katana da olduğu gibi. Katana'ya da benziyor aslında biraz şekli sanki. Tam benziyor diyemeyiz ama yine de biraz benziyor. Şimdi özelliklerine baktığımızda arkadaşlar orta boyutta bu orta boyuttaki versiyonu. Bir de bunun minisi var arkadaşlar. Orta boyut 120 milimmiş. Minisi de 116 milim. Arada 4 milim bir fark var. Valla 4 milim çok hani küçümsemeyin ciddi anlamda büyük bir fark yaratıyor. Şimdi skatezlere baktığımızda Pulsar X-Lite Wireless'ta gördüğümüz skatezlerin aynısı varmış gibi duruyor. Onun haricinde burada Type-C bir girişimiz mevcut. Yine X-Lite Wireless'taki alt tabanın aynısı kullanılmış gibi. Şimdi burada önemli olan nokta bu mouse arkadaşlar 50 gramdan daha küçük olacakmış. Yani 50 gramdan daha hafif olacakmış. Bu da gerçekten bir devrim niteliğinde. Çünkü deliksiz bir mouse olarak 50 gramın altında öyle pek bir mouse yok. Bunu öyle yapmaları gerçekten büyük bir yenilik. Bunu söyleyebiliriz. Sensörüne baktığımızda Pixartum yeni çıkan sensörünü kullanıyor. XM2'de de bu sensörü kullanmışlardı. Kullanmışlardı diyorum da hani daha çıkmadı. Kullanacaklar yani. Bunda 26.000 DPI, 650 IPS, 50G'de acceleration'ımız var. Kail GM8.0 switch'ler kullanıyor. Valla daha ne olsun. Mükemmel bir mouse olacak gibi duruyor. Herhangi bir böyle sıkıntısı olmazsa, kalite sorunu olmazsa ki X-Lite Wireless'larda öyle sorun yoktu. O yüzden Pulsar'a güveniyorum yani bu konuda. Güzel duruyor ya. Şimdi burada da böyle bir alıcısı mevcut. Aynı X-Lite Wireless'taki gibi. Şimdi bakın dedim ya GPRO X Superlight'la hani biraz benzerlikleri var. Bakın Superlight'ta şöyle biraz daha kıvrımlı ilerliyor. X2 Wireless'ta biraz daha böyle genişlemesine duruyor. Bu fotoğraftan çok net bir şekilde anlaşılabiliyor farkları. Onun haricinde arkadaşlar bakın burada da yine GPRO X Superlight'la arasındaki farklar var. Burada biraz daha tuşları basık gibi biraz daha böyle içe göçmeli gibi duruyor. Onun haricinde işte farklar bariz belli. Burada da yazılımda artık X2'nin olduğu da belli olmuş. Yani yazılıma gelmiş yani X2'nin güncellemesi. O yüzden artık resmileşmiş oldu. Pulsar'la konuştum. Pulsar buna yaklaşık Ağustos ya da Eylül gibi planlıyor çıkarmasını. Bir aksilik olmazsa. Çünkü XM2'de bir aksilik oldu. Şimdi bugünlerde çıkmış olması lazımdı XM2'nin. Ama ertelenmiş biraz daha böyle Eylül'e doğru ertelenmiş o da. Umarım bunda da bir aksilik olmaz çünkü bomba gibi geliyor bu mouse. Şimdi geçenki videoda da bahsetmiştim arkadaşlar yeni çıkacak olan Razer Dead serisi var. Ama bu Razer Dead serisinin normal geleneksel 2008'den beri var olan Razer Dead biraz farklı. Artık geleneği bozmuşlar. Şimdi şu Razer'ın şu olayını da anlamıyorum. Aynısını Viper Pro'da da yapmışlardı. Biz şu mouse'u yapıyoruz, şu mouse'u çıkarıyoruz diye hiçbir zaman paylaşım yapmıyorlar. Veriyorlar yayıncıların eline, pro oyuncuların eline. Pro oyuncular gidiyor turnuvada falan kullanıyor. İşte şöyle görseller elimize düşüyor görüyorsunuz burada. Geçenki videoda da göstermiştim zaten. Veya işte yayıncı, burada Tarık var mesela CS'ci. Onun elinde mesela yayında gözükmüş mesela. Bunu Razer özellikle yapıyor bence, hype yaratmak istiyor. Hani mesela Viper Pro'da da şunu yapmışlardı, hiçbir zaman bahsetmediler çıkacağından. Sonra dediler ki bizim böyle mouse'umuz var satıyoruz şu an de yaptılar anladınız mı? Hani böyle direkt satış yapacağı zaman yayınladılar mouse'u. Şimdi bakıyoruz biraz böyle inceleyelim. Alt tarafa baktığımızda böyle iki tane önde skatez bir tane de arkadan böyle U şeklinde bir skatez varmış gibi duruyor. PTF skatezler bunlar. Şimdi şu görsel çok önemli. Bakın bu geleneksel Razer Dead şekli.
Bu mouse da Razer Dictator V2 Pro, yani en son güncel kablosuz Razer Dictator arkadaşlar. 2008'den bu yana şekli pek değişmedi bu Razer Dictator'ın. Sürekli tabii içsel güncellemeler yaşadı. Burada da arkadaşlar yeni çıkacak olan Razer Dictator V3. Şimdi bakın, anlıyorsunuz yani, görüyorsunuz yani arada bariz farklar var. Burada eski seride böyle bir eğim var. Ama yenisinde artık o eğimi kaldırmışlar, biraz daha keskinleştirmişler. Yani bir ergodan çok hafif de böyle simetriye doğru kaymış. Yani demişler ki biz bir mouse yapalım. Bunu hem simetrik sevenler kullansın hem de ergo sevenler kullansın diye yapmış olabilirler. Bu arada bunu Dictator diye değil de farklı bir isimle çıkarsalar yine çıkarabilirlermiş. Yani o kadar farklar var arkadaşlar. Bakın orta yükseklik normal seride, bakın ortadan bir yüksekliği var. Yeni V3'te ise yüksekliği sola doğru almışlar. Bakın burada da bariz bir şekilde gözüküyor. Biraz daha böyle Pulsar X-Lite'a benzettim. Yani normal bir, yani Pulsar X-Lite'a benzerliği bariz şekilde belli oluyor. Bu yan görselden aşırı belli oluyor. Şimdi Dictator, normal Dictator ergoydu. Ama normal ergolardan hafif farklıydı. Daha böyle büyüğümsü, kabamsı bir şeydi. Bakın burada da belli oluyor. Solda, yani ortada bir yükseklik var. Böyle alçalıyor. Bunda ise böyle solda yükseklik var. Ve o yükseklik ön tuşlara doğru da devam ediyor arkadaşlar. Yani bariz şekil farkı bu. Şimdi burada da bir klip var. Tarık yayında göstermiş. Bunu büyüteyim de bakalım. Bakın böyle görüyorsunuz. Bariz bilerek yapıyor ya. Hani, yani düşünsenize, çok gizli bir mouse kullanıyorsunuz. Hani gizliden kastım, hani yayınlanmamış, daha satışta olmayan, hani insanlar ismini bile bilmiyor. Şöyle yapıyorsun, geriliyor. İnsan bunu merak eder değil mi? Razer özellikle yaptırtıyor bunu. Harbiden de işe yarıyor, öyle söyleyebilirim. Şimdi burada da Dexter isimli bir pro oyuncu turnuvada, bakın burada Razer Dictator'ın kablolu olan versiyonunu kullanıyor. Şimdi diyorlar ki bir tane kablolu olan, yani V3 olacak klasik, hani Razer Dictator V2 gibi kablolu yani. Bir de V3 Pro olacakmış, o da kablosuz versiyonu. Razer Dictator tarafında da son gelişmeler böyle. Bakalım ne zaman çıkacak ama büyük ihtimal çok yakın zamanda çıkacakmış gibi duruyor. Zowie'nin aklına artık wireless üzerine çalışma fikri gelmiş. Burada birisi sormuş işte, demiş ben çok seviyorum FK1'imi, hani 3 tane falan aldım, hani wireless'ını yapın falan demiş. İşte demiş ki wireless'ın üzerine çalışıyoruz ama biraz vakte ihtiyacımız var. İşte bunu söylediğim için üzgün falan da getirmiş. Şimdi burada da arkadaşlar biraz demiş ya, hani biraz zamana ihtiyacımız var falan. Zowie de aynı Razer gibi vermiş baba pro oyuncunun eline. Bakın turnuvada yakalanmış. Görüyor musunuz? Bakın burada bir tane dangle var. Bu da büyük ihtimal AJ serisinin kablosuzu. Prototiptir bunlar ama bu da demek oluyor ki Zowie de artık wireless üzerine çalışmalar yapıyor. Geç de olsa buna başlamaları sevindirdi yani. Şimdi karşımızda inanılmaz bir şey var. X1 ile Razer Viper Mini'nin çiftleşmesi sonucu oluşan bir mouse. Yani adam gitmiş X1'in arkasını Viper Mini'nin önüne gömmüş. Bir de böyle kaynak bir şey yapmış. Ne yapmış böyle? Yapıştırmış, zımparalamış. Olmuş da yani. Bir boyası sırıtmayacak yani. X1'in arkası, Viper Mini'nin önü, böyle garip, lanetli bir şey. Yani ne desem bilemedim ya. Reddit'te dolaşırken kendi mouse'umu gördüm. Matfix Customs'a benim G-Pro X Superlight'ı boyatmıştım arkadaşlar. Belki haberiniz yoktur, Discord'da paylaşmıştım. Yakın zamanda incelemesi gelecek. Bakalım, hatta şu an bu videoyu çekiyorum. Yarın sabah kargoyu teslim alacağım. Ben de daha görmedim, elime daha geçmedi. Bakın görüyor musunuz? Mükemmel boyadı ya Matfix. Yani ona da buradan teşekkür ederim. Yakın zamanda kanalda göreceksiniz bunu. Müthiş ya, müthiş duruyor.